günler diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza Sakarya Serdivan'dan devam ediyoruz. Ve bizler şu anda FER Aile ve Eğitim Danışmanlığı'ndayız. Yanımızda sosyolog ve eğitim koçu Sayın Emine Türkyolu bulunmakta. Bakalım çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhaba. Merhaba. Emine Hanım, öncelikli olarak teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çalışmalarımıza geçmeden önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Emine Türkyolu, Sakarya doğumluyum. Sosyolog ve aile danışmanıyım. Peki sektörle tanışmamız nasıl oldu acaba? Zaten öğretmenim. 4-5 yıl kadar özel bir kurumda çalıştım. Daha sonra burayı açma gereksinimi duydum diyebilirim. Kaç yıldır sektördeyiz peki? 3 yıldır sektörün içerisindeyim. Çalışmalarımı buradan yürütüyorum. Harikasınız. Birazcık burayı detaylı tanımak istiyoruz Emine Hanım. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Öncelikle aile danışmanlığına dikkat çekmek isterim. Biliyorsunuz ki aile toplumun yapı taşlarından bir tanesi. Ailenin içinde çözülemeyen problemlere çözüm bulmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğeri öğrenci koçluğu. Biliyorsunuz ki sınav süreçlerinde öğrenci akademik anlamda destekler alıyor. Ama psikolojik ve motivasyon anlamında herhangi bir destek sağlayamıyor. Bu noktada biz motivasyon anlamında destekler veriyoruz. Öğrenciyi dinç tutup sınava en iyi bir şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Bunun dışında anaokuluyla alakalı. Evet ve son olarak anaokulu hazırlık sınıflarımız var. Bu da Montessori eğitim modelini ilham alarak açıkçası yapıyoruz. Çocuklarımızı bu dönemde oyunla birlikte anaokuluna hazırlama gibi bir süreç üzerinde ilerliyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz aslında. Ailelerden almış olduğunuz geri dönüşler nasıl oluyor bu anlamda? Açıkçası bizim mottomuz öyle söyleyeyim. Mutlu aileler, mutlu bireyler, mutlu çocuklar diye ilerliyoruz. Bu noktada ailelerin öğretmenim işte hocam çok mutlular demeleri beni hem ileriye taşıyan hem de gerçekten günümü anlamlandıran şeylerden bir tanesi oluyor. Yapmış olduğunuz şeyi daha da anlamlı kılıyordur eminim ki almış olduğunuz bu geri dönüşler. Peki Emine Hanım, gelecek hedeflerimiz nelerdir? Gelecek hedeflerim, öncelikle küçük çaplı bahsettiğim Montessori eğitimi adı altında bir anaokulu kurmak ve ilk başta kendi iki tane minik çocuğumla birlikte Sakarya'daki miniklere hizmet verebilmek, dediğim gibi mutlu çocuklar ve mutlu aileler yaratmak adına. Bizler de bu anlamda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için efendim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.